Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda DYDX'in ne olduğundan bahsedeceğim. Nasıl kullanılacağını göstereceğim. Kripto paralar düşüyor olmasına rağmen DYDX'in neden hala yükselmeye devam ettiğinden ve yatırım yapmadan bile nasıl işte DYDX kazanacağınızdan da bahsedeceğim. Ondan sonra neden bütün bu Uniswap olsun, işte Sushi Swap olsun veya diğer bütün Pancake Swap olsun veya Coinbase olsun. Neden bunlardan daha fazla, kat ve kat daha fazla hacim dönüyor burada? Ne oldu da Çinliler neden buraya akın ediyor falan gibi. Ondan sonra bu epoch kavramları vesaire gibi bütün her şeyi bu videoda anlatacağım. Ama bundan önce en başta bilmeniz gereken şey şu, kaldıraçın ne olduğunu biliyor olmanız gerekiyor. Tabii birçok insan biliyor ama çok kısa bir şekilde şöyle bahsedebilirim. Diyelim ki Bitcoin 100 bin dolar ve sizin 10 bin dolarınız var diyelim ki. Bitcoin'i normalde 10 bin dolara işte veya 100 bin dolarınız olsun, 100 bin dolara bir Bitcoin aldınız yani. Bitcoin de 100 bin dolar zaten. Bitcoin 110 bin dolar olursa sizin ne olur? Doğal olarak 110 bin dolarınız olur ve 10 bin dolar kazanmış olursunuz ya. Bazı adamlar diyor ki bu 100 bin dolarla ben 10 kaldıraçlı işlem açmak istiyorum. Yani 1 milyon dolarlık işlem açmış gibi işlem açabiliyorsunuz kaldıraçla. Ve %10 arttığı zaman 1 milyonunuz %10 arttığında 1 milyon 100 oluyor, yani 100 bin dolar kazanıyorsunuz. Normalde 10 bin dolar kazanacaktınız %10 artınca. Ama 10 kaldıraçla aslında karınızın da 10 katını kazanıyorsunuz yani. 10 kaldıraç 10 katı kazanç demek. 5 kaldıraç 5 katı kazanç demek. Dolayısıyla işte %10 arttığında 100 bin dolar kazanıyorsunuz. Normalde 10 bin dolar kazanacakken. Peki her şey bu kadar güzelse kötü yanı ne diye sorabilirsiniz. Kötü yanı da şu. Eğer Bitcoin %10 düşerse sizin paranızın %100'ü bitiyor. Yani Bitcoin'iniz çöp oluyor. Peki kaldıraçlı işlem yapmasaydınız ne olacaktı? En azından 90 bin dolarınız olacaktı hala. Ama kaldıraçlı işlem yaptığınız için paranızın tamamı yok oluyor ki buna da likit olmak deniyor. Bunu zaten herkes biliyor ama dediğim gibi bu konuya tamamen leverage diye geçiyor bu, yani kaldıraç demek. Ve buradaki asıl sorun şuydu. Leverage kavramı yasak yani, kumar gibi yani. Bir noktadan sonra adam gidiyor 30x leverage açıyor ve en ufak bir düşüşte tak parası gidiyor veya çok para kazanıyor ama sonuç olarak bu bir kumara dönüyor yani. Bu bir investment'tan kumarla investment arasında çok hani ince bir çizgi var ya, bu o çizgiyi bir noktada patlatıyor ve government yani hükümetler diyor ki, devletler vesaire, kaldıraç yasaklansın. Dolayısıyla mesela regüle olan piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerdeki borsalarda leverage yok. Mesela Coinbase, Gemini biliyorsunuz. Bunlar Amerika'nın büyük borsaları ve buralarda diyelim ki kaldıraç yok. Ama atıyorum bakıyorsun böyle hani daha böyle bir segment aşağıdaki ülkelerde olan yerlerde falan. Bunlar var biliyorsunuz, daha önce bu işi ilk başlatanlardan biri BitMEX'ti. BitMEX'in sahibiyle bayağı problemler oldu. Neyse bunları araştırabilirsiniz. Bu zenci bir abimiz vardı, problemler yaşadı. Bitcoin çok fena düştü, sonra geri topladı vesaire gibi detaylar var. Ama gerçekten de bu iş riskli bir iş ve regüle olan yerlerde yani yasaklanıyor. Ama kriptoların da ruhuna ters, yani yasaklanamaması gerekiyor. Yani bu adam istiyorsa kumar da oynatabilir, istediğini yapabilir. Dolayısıyla bu DYDX borsası da şunu yapıyor aslında. Decentralized, yani merkeziyetsiz bir şekilde sen buraya direkt kripto paranı deposit ederek al sat yapabiliyorsun ve bu regüle edilemiyor. Yani regüle edilemiyor olmasının nedeni, siz burada TL ile veya işte dolar falan yok. Direkt Ethereum deposit ediyorsunuz. Kazandığınız parayı da Ethereum olarak aldığınız için regüle edilemiyor bu DYDX. Fakat yani bunları da okeysek, yani devletler bunları ilgili, Çin'de mesela yasak var, merkezi borsalar yasaklanıyor. Adamlar DYDX kullanabiliyorlar. Dolayısıyla herkes DYDX'te işlem yapıyor. İşlem yaptığı için gibi bir döngü var ve bu yüzden insanlar DYDX'i tercih ediyor. Buraya kadar bu DYDX'in neden arttığı, leverage'ın ne olduğu falandı. Zaten ki bunu birçok insan biliyor. Şimdi benim asıl bahsedeceğim şey şu. DYDX dünyada ilk defa şunu yaptı. Biliyorsunuz Binance gibi borsalarda şöyle bir özellik var. Siz gidiyorsunuz, kaldıraçlı işlem açıyorsunuz. Kaldıraçlı işleminiz açık durduğu sürece aslında funding fee falan diye şeyler var. Yani siz işlem açtığınız için sürekli paranız azalıyor. Yani
bir miktar para, fee parası ödüyorsunuz. Farklı garip mekanizmalar var. Bunları bu videoda anlatmaya gerek yok. Ama DYDX şunu diyor. Bu dünyada ilk bu arada. SushiSwap normalde ilk defa şunu yaptı ya. Gelin bro bana LP sağlayın. Yani likit sağlayın. Dolarla ETH verin mesela. Bunun karşılığında işlemlerden size para vereyim dedi ya. Bu DYDX de dünyada ilk defa şunu söyledi. Bu çok büyük bir şey bu arada. Gelin bende position açın. Mesela açık pozisyonunuz burada dursun. DYDX'de dursun. Durduğu sürece size DYDX token veriyorum dedi. Bu altını 1500 kere çizilmesi gereken bir konu. Merkezi borsalarda siz gidip de bir işlem açtığınızda işleminiz durduğu sürece yani neredeyse her yerde bu böyle para kaybediyorsunuz. DYDX'de işleminiz açık durduğu sürece para kazanıyorsunuz. Bu zaten bütün herkesi DYDX'e çekecek bir şey ve herkes daha büyük işlem açmaya başladı. Yani düşünseniz DYDX diyelim 15 dolar. Geliyorsun DYDX işte 100 bin dolarlık bir işlem açıyorsun. İşlemin açık durduğu sürece DYDX kazanıyorsun. DYDX para, DYDX'in de değeri artıyor. Dolayısıyla bu muhteşem bir ekosistem haline gelince bütün herkes likitlerini DYDX'e atıp hani boş da olsa bildiğin şey açmaya başladılar yani. DYDX'de işlem açmaya başladı insanlar yani. Açık işlemim dursun yeter ki hani anladın mı 43 olsun 41 olsun işlemim açık dursun DYDX kasayım. Yani parayı mine etmenin yolu deposit etmek başka bir şey değil de işlem açmak. Bu dünyada bir ilk ve muhteşem bir etki yarattı ve yaratmaya devam edecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi burayı çok fazla uzatmayacağım ne kadar önemli olduğunu. Burada yüz binlerce dolar kazanıldığından bahsetmiştim. Şimdi size çok basitçe şunu anlatayım. Dediğim gibi bu DYDX Çinliler yaptı diyelim sallıyorum şu an veya Çin'de kullanılıyor falan filan. Bir de bunun Avrupa ayağı olmasını bekleyen bir tanıdıklarım var. Benim beraber bir şekilde çalıştığım insanlar. Ve bunlar bize bunu daha önce söylemişti. Abi DYDX'de bir exchange var bu çok fena. İşte yasaklar geliyor Çin'de. İşte Avrupa'da da geliyor. Bunların hepsini bu adamlar biliyor. Milyarder adamlar. Ve bundan önce dediler ki biz işte DYDX bunu Ethereum'da çok iyi yapmış. Çok fena patlayacak Çin yasaklarında. Biz de bunu Binance Smart Chain'de yapabilir miyiz? İşte yapabilir miyiz falan. Derken bu adamlarla zaten konuşuyordum. Bu adamlar DYDX'i yakından takip ediyorlar ve şunu keşfetmişler. DYDX'te bunlar zaten deli gibi para kazandılar airdroplardan. Bu arada DYDX airdrop yazayım. Şöyle bir olay oldu. Burada daha önce bahsedeceğim demiştim. DYDX ile alakalı bütün detaylardan. Şimdi gördüğünüz gibi DYDX airdrop details yazdım. Burada şöyle bir şey var. Eğer bir insan DYDX'e sadece ve sadece para deposit ettiyse yani hiçbir şey yapmadı sadece deposit etti anlamıyor hiçbir şeyden. Bu adamlara 310 tane token geldi. Yani DYDX deposit ettim abi airdrop için etmiştim 1 dolar mesela. Bir şekilde bu adamlara 310 tane airdrop'tan geldi. Bununla buraya diyelim işlem açtı diyelim 1000 dolar attı 100 dolar attı neyse. 10x kaldıraçla 1000 dolarla 2000 dolar işlem açtı. Bunlara 1000 tane airdrop token'ı geldi ki 20 dolardan yani hesaplayın yani. 20 bin dolar yapıyor bu adamların kazancı. Yani airdrop'tan kazananlar belli. İşte benim birlikte çalıştığım kişiler ortalama onlar da deniyorlardı aslında. 10 bin dolarla 100 bin dolar arasında. Öyle 5 bin dolar atmışlar açıkçası. Bunlar da toplamda 4 bin tane token kazanmışlar gördüğünüz gibi. Bu da işte iyi bir rakam yapıyor. Yine dediğim gibi. 4 bin çarpı 25'ten 10 bin dolar. Bunlara da işte 3-4, 50 tane, 5 tane hesaptan 50 bin dolar gelmiş. Bana dedikleri şey şu, bu konuyla alakalı olarak. Biz dediler, bu airdropları topladık, çok iyi para kazandık. Ve işlem açınca, DYDX geldiğini görünce, 100 bin dolarlık dediler ki, 100 bin dolarlık bir işlem açtık bir hesabında. Ve bu long açtık yani, Bitcoin yükselecek dedik. Diğer hesaptan da short açtık diyorlar. Yani Bitcoin düşeceğine dair. 10x short açıyorlar. Mesela 100 bin dolarla 1 milyon dolarlık işlem açıyorlar. Diğer taraftan da short işlemi açıyorlar. Buradaki stop loss'a yani short'taki stop loss'a diğer tarafta take profit koyuyorlar. Eğer bu tarafta diyelim ki Bitcoin aşırı derecede yükselirse diyelim ki 1 milyon dolarları 2 milyon dolar oluyor. Ama buradaki 1 milyon dolarları eriyor. Tak likit oluyor mesela. Bu 2 milyon doları yine 1 milyon dolarını bu tarafa atıyorlar. Ondan sonra yine bu iki farklı 2 milyon dolarla karşılıklı long
ve short pozisyonları açarak, buna zaten hedge mekanizması deniyor. Birbirini hedgeliyorlar yani. Ve bu şekilde sürekli 2 milyon dolarlık işlemleri var ve gerçekten de 8.000 tane bu şekilde token kazanıyorlar. Her bir epoch'ta. Şimdi burada anlatmak istediğim şeylerden en önemlisi şu. Toplamda dağıttıkları rakam 80 milyona yakın bir rakammış. Yani airdrop'la toplamda dağıtacakları rakam 80 milyonmuş. Fakat 50 milyonu claim edilmiş. Bakın şurada şöyle DYDX var ya. 55 milyon sirkülasyonda diyor ya, bakın 55 milyon. 55 milyonu sirkülasyona çıkmış ve 30 milyonu da burn edilmiş. Çünkü bunlar claim almayanları burn etmişler. Bunu ben bilmiyordum. Bu süper bir haber dedim. 55 milyon tane var. Ve her ayda 3 milyon tane çıkıyormuş. Yani Total Supply'nin 1 milyar olması, işte burada 1 milyar diyor ya, adamlar, bazı insanlar diyor ki oha 1 milyar tane olacak işte, fully şöyle böyle fully devalued dediği şu. Şu 25 ile sen gidip bu 1 milyarı çarparsan 25 milyar dolarlık market cap çıkıyor ya. İşte 25 milyar dolar market cap var gibi aptal aptal insanlar, bilgisiz cahil her türlü insanlar bir şeyler söylüyor. Kısaca bu cahil insanların ne dediğinin bir önemi yok. Sirkülasyonda 80 milyon olması gerekiyordu. 30 milyonu burn edildi. 50 milyon sirkülasyonda var. Ve her bir ayda bir epoch deniyor buna. Epoch yani belli bir zaman diliminde bir 3 milyon tane insanların pozisyonlarına göre mining yapılıyor. Yani bu fiyatın çok daha fazla olma ihtimali çok yüksek. Ve buraya kadar bu şekilde, yani bu airdrop 80 milyon 50 milyon, buraya kadar dediğim gibi böyleydi. Şimdi bundan sonra işlem açınca nasıl para kazanabileceğimiz üzerine ben DYDX longlayarak çok ciddi bir para kazanmıştım. Buraya da deneme için 20 bin dolar, işte 17 bin dolar 6 ETH'ye yolladım. İlk defa ben deneyeceğim. Dediğim gibi buraya kadar anlattıklarımı kendi tecrübelerim değildi. Ama çocuk bana her şeyi gösterdi yani. Abi bak dedi, bu iki adamın bir sürü bilgisayarı var. Bu bilgisayarımda diyor bak bu işlemi yapıyorum. Bu bilgisayarımda bu işlemi yapıyorum. Yemin ederim ki 100 bin dolarlık işlem açtım. 1 milyon dolarlık burada gördüm. 1 milyon dolarlık burada. İşte toplam 8 bin tane de şöyle kazandım diye bana gösterdi. Ve bu yüzden size anlatabiliyorum. Şimdi perpetual, new ve margin diyor. Benim anladığım şey perpetual. Videonun çok uzamaması için aslında şunu şöyle yapabilirim. Burada yapacağınız şey, adresinizle Ethereum ağına bağlıyken her zamanki gibi bağlanıyorsunuz. Burada sol tarafta zaten işte deposit falan kısımları var. Bunları başka bir videoda anlatırım. Benim asıl anlatmam gereken konu aslında governance kısmı. Çünkü asıl öğrenmeniz gereken şey şu. Bu arada staking de var. Yani gelip de direkt satın alıp DYDX stake edip 1.000 tanesini başına, bakın şurada 1.000 tane yield ettiğinizde günlük 0.2 kazanıyorsunuz. Yani diyelim ki 10 bin dolarlık ederseniz günlük 0.2, 100 bin dolarlık stake ederseniz her gün 2 tane, basit bir matematikle her gün 50 dolar kazanabiliyorsunuz yani. Bunun APY'si falan yok. Bu şekilde 0.2 diye yapmışlar. Pool'da bu kadar para var falan diye, işte your stake benim stake'im yok. Bu önemli değil. Gördüğünüz gibi burada paralarınızı Epoch'un sonunda paralarınızı buradan alıyorsunuz yani. MetaMask'le bağlandım. Burada benim pozisyonum olmadığı için claim edebileceğim bir reward'um da yok. Ama birazdan ben burada geleceğim. Buradan deposit diyeceğim sağ taraftan. Buraya Ethereum'u stake edeceğim. Sonra bakın deposit buradaymış. Tıklayacağım. İşte burada ne? Mesela USDC deposit edebiliyormuşum. O yüzden dediğim gibi bu video uzamaması adına bu kısmı belki diğer videoda yaparım. Buradan deposit edeceğim. Ondan sonra pozisyon kısmından her zamanki gibi normal Ethereum longlayabilirim. Önemli değil. Bakın Ethereum çok ciddi bir düşüş sergilemiş. Buradan Ethereum alıp atıyorum 2x, 3x, 5x, 10x neyse artık satın alıp longlayacağım birazdan. Longladığım takdirde dediğim gibi 100 bin dolarla 10x ile 1 milyon dolarlık longlayıp bu long işlemini, bu işte longlama shortlama aynı anda yapabilirsiniz. Ama siz harbi inanıyorsanız yükseleceğine, yani ben risk alıyorum kardeşim, hem pozisyon açacağım, pozisyonumdan da para kazanacağım, hem de DYDX kazanacağım derseniz tek taraflı pozisyon da yapabilirsiniz. Ama garanti para kazanmanızın yolu dediğim gibi çift taraflı. Hem long hem short açarak sadece pozisyon üzerinden DYDX mining'i yapabiliyorsunuz.
Bu video bu kadardı. Umarım sizler için etkileyici ve ne bileyim öğretici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda belki direkt sadece bu genel olarak neyi olduğu, işte token ekonomisinin nasıl olduğu üzerineydi. Diğer videoda direkt konuşma yani kullanma üzerine olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.